Merhaba arkadaşlar, benim kendi nitelikli incelemeye Lagaloga'ya buyursunlar efendim dediğim bir videoyla daha ekranlarınızın başındayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda Şehinşah'ın 129 parçasına tepki vereceğim. Nitelikli incelemeden ayrı kalmaktan ötürü duyduğunuz sıkıntıları gidermekte meşgul oldum. Evet, yani bakalım son parçası nasıl olmuş Şehinşah'ın, merak ediyorum. Şarkının tamamını dinlememe rağmen sadece belli başlı parçaları alacağım yahut durdurup durdurup dinleyeceğim veya ikisi birlikte olacak arkadaşlar. Çünkü telif atılıyor biliyorsunuz. Sen kimsin ki bu rapçilerin sözlerini inceliyorsun, bu rapçilerin şarkıları hakkında yorum yapıyorsun diyenler için videonun açıklamalar kısmından bir sürü link bıraktım. Hakkında diye de bir link vardı orada. Onu tıklayıp hakkımda gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Ben bu kanalda sadece tepki videoları değil aynı zamanda metin incelemeleri de yapıyorum. Vakit kaybetmeden hemen şarkıya bakalım şimdi. Emrah Türken tarafından prodükte edilmiş herhalde. Geliyor. Şunu da söyleyeyim başlamadan. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, videoyu beğenin ve tüm bildirimleri açın arkadaşlar. Geliyor. Düştü kafa kobaya, şaşkınlık suratında. Yüzü baktı ona, bütün hakkı helal aşıktı celadına. Şükür namaz oyalar, bütün para orada. Kültür sanat boşa tür bir lasta koma. Savaşlar meydanında değil, geç ama tek şansın var. Adalet el altında, dönen pis iş devlet tebasında. Yaşarım yer altında, arakap hiç sapattım her açıdan. Yaşandım heyecanım azaldı, bayrağı sen taşı en azından. Bugün için geç ama gelecek için harekete geçin. Çare benim çaresini, reyin alevlere verin. Kalelerini, garabelerin. Hadi defedelim, hadi tarihe gömelim. Harika birisi benim ama yaşamın öncekisi zaman daralmakta. Sikik hal, memleketin istikbal. Evet, yine Şehinşah'ın protest şarkılarından biri. Sözlere de bakacağız tabi arkadaşlar. Hani Şehinşah'ın protest yanının olduğunu zaten Şehinşah dinleyicileri biliyordur. Dinleyicisi olmayanlar da biliyordur yani. Ben biliyorum yani. Sayın Türk şarkısı bu meşhur şarkılarından biri. Burada da o havada bir şeyler duyuyoruz. Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Düştü kafa kovaya, şaşkınlık suratında. Yüzü baktı ona, bütün hakkı helal. Aşıktı celladına. Aşıktı celladına dediği halk. Ama düştü kafa kovaya derken burada yine halkı mı kastediyor? Tam olarak ne diyor? Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Aşıklı celadan dediği zaten halk dediğim gibi. Şükür namaz oyalan. Amin. Bütün para orada. Allah. Kültür sanat boşa. Aynen öyle. Zaten yani çok da üzerine duracak bir şey yok. Her şeyi söylemiş. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Turbulansta koma, savaş her meydanında. Değil geç ama tek şansın var. Adalet el altında, döner pis iş devlet ve basında. Evet. Yani bu muhabbetlerden sonra yine Şehinşah'ın videoları altına ya bu şarkının altına Silivri soğuktur, aman ne oluyor bitiyor, şöyle mi olacak böyle mi olacak, dikkat et reis, alırlar mı alırlar gibi yorumlar gelebilir. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Kimsenin aklına sokmaya gerek yok. Kimsenin aklına böyle şeyler getirmeye gerek yok. Zaten her daim akıllarında, merak etmeyin. O yüzden dinleyin geçin. Güzel parça vesaire. Yani en yakında biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi var. Burada ayrıca şöyle belirtilmiş. Adaletin bir takım kişilerin elinin altında olduğunu, devlet içinde de medyada da işlerin döndüğünü anlatıyor demiş. Yani zaten yaşarım yer altında, aradım belamı zamanında. Burada yer altında dediği kendi yer altına çekildiğinden bahsediyor. Zaten biliyorsunuz sürekli karakolluk olma durumu var Şehinşah'ın. Habire yaptığı şarkılardaki sözlerinden ötürü alıyorlar adamı. Burada da onu söylüyor. Aradım belamı zamanda dediği bu. Zaten Sayın Türk şarkısı burada örnek gösterilmiş. Yapmadım hesap kitap hiç. Saf baktım her açıdan. Burada aslında hiç hesap kitap yapmadan yani DJ'ini sakınmadığını söyleyerek şarkılarını yazdığından bahsediyor. Saf baktım her açıdan. Yaşlandım, heyecanım azaldı. Bayrağı sen taşı en azından. Evet, yani birazcık bu protest işlerden uzaklaşmasının belki de sebebinin yaşlandığı ve aslında usandığı olduğunu söylüyor. Heyecanı da azaldı. Artık biliyorsunuz umudun gittikçe yittiği, hatta birçoğumuz için tamamıyla yittiği bir dönemdeyiz maalesef. Burada da onu söylüyor.
Bugün için geç ama gelecek için harekete geçin. Çare benim, çare senin reyin. Yani oylarımız. Alevlere verin kalelerini, garabelerin. Hadi defedelim. Hadi tarihe gömelim, harika bir seminim. Neyse, çok fazla okuyorsun sonra abi. Şarkı geride kaldı, sen sözleri okumaya devam ediyorsun diyenler oluyor kardeşim. Eninde sonunda zaten o şarkıyı dinlediğim zaman o sözleri duyacaksınız. Ben size zaten dinlemediğiniz bir şeyi söylemiyorum ki, siz benden önce dinlemiş oluyorsunuz şarkıyı. Ben şu an ilk tepki veriyorum. O yüzden sözleri önce okumuşum, sonra okumuşum fark etmez. Devam. 129 milyon dolarım vardı. Dinin imanın var mı? Geri verir mi Tanrı? Sikik harf memleketin istikbal. Balistik, kriminalistik, içiş militaridad. 129 milyon dolarım vardı. Dinin imanın var mı? Geri verir mi Tanrı? Evet, burada zaten 129 billion dollar dediğinin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Artık bilmeyen kalmadı. Nakaratta da bayağı lafını etmeye devam ediyor. Öncesine bir bakalım yine. Ama yaşamadan öncesini sana yazdık. Öfkelisin, Araf'tasın. Önceliğin yaşanmasın. Öncekisi zaman daralmakta. Yani tarih tekerrür etmesin artık. Yeter diyor bir yerde. Çünkü biliyorsunuz çalkantılı bir ülke Türkiye ve sürekli bir şeyler olup duruyor. Tekrar aynı şeyler bir daha yaşanmasın. En baştan bu süreci tekrarlamayalım ve artık buna bir son verilsin diyor kendisi. Nakarta da bunun üzerine durmuş. Sikik hal dediği şu anda bulunduğumuz durum yani. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Bakanı Süleyman Soylu'nun birçok suçluyla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları da parantez içinde belirtilmiş burada kenarda. Cinistan bakıyorum sözlere. Yani evet, bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Gündemi takip ediyorsanız eğer, siz de görmüşsünüzdür bu muhabbetleri. Doğrudan politik ve protest tavrını gördüğümüz bir şarkı Şeyin Şahan. Devam edelim. Olamaz. Olamaz. Alamadığımı alacak. Kırr. Diplomalısın, işsizsin, yok toleransın, hissizsin, polis al, polis al. Birçok açıdan incindin, ol köle, satılığı gemle bir ofis boy. Bir bloştan açık meclis, gir koş köşe, kapsin indir. Kör el açan indirsin, komisyon. Hukuk bu maçı kur yuttu, boy orta kokuz o suçlu. Kuruldu düzen, o yuttu bütün alasa. Canım bu kurasın, hoya kurarsa tasar buldu, pulmuşum da. Yuh yuh yuh, soyan vırgıncı olan tutucu, yavaş tutulmuş yazar bu. Sıraşı uzun pot, kuşkusuz. Tutukta sonu doyan kırar. Evet, görselde de bir hesap makinesi var gördüğünüz gibi ve sayı değişiyor. 128-129. Her şey gayet bariz diyorum. Olamaz 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 deme olacak. Diplomalısın, işsizsin, yok toleransın, hissizsin. Polis ol. Evet, her diplomalı işsizin ana babasından mutlaka bir defa, en az bir defa, o da yani milyonlarca defa değilse bile en az bin... En azından bir defa duyduğu polis ol muhabbeti. İşsizlik zaten aldı başını gidiyor gördüğünüz gibi. Birçok açıdan incindin, ol köle, satıl, iyi giyimli bir ofis boy. Bibloysan açık meclis, gir koş köşe kap, senindir bir pozisyon. Yani bibloysan meclis açıktır, gir dedi. Mecliste öyle put gibi duruyorsunuz, hiçbir şey yaptığınız yoka getiriyor lafı ama son dönemde meclis de harlanıyor seçim yaklaştıkça. Jonglör olacağın ülke sirk gibi. Jonglörü de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yandaşa bonkör, el açın indirsin komisyon. Hukuk bu mu? Çukur yuttu. Buyurdu kurt kuzu suçlu. Kuruldu düzen, uyuttu bütün ulusu. Yine klasik o Şehinşah kafiyelerini, iç seslerini duyduğumuz barlar bunlar. Tabi kurt kuzu muhabbetini de zaten biliyorsunuz. Çok böyle şey yapmaya gerek yok. Kuruldu düzen, uyuttu bütün ulusu da dediği bu yani. Durum bu. Kurusun uyu, gurursuz. Huzur bulduğu pulmuş umdu. Yuh yuh yuh. Soyan Selda Bağcan göndermesi. Vurguncu olan tutucu yoba, tutulmuş yazı. Bu mutsuzluğun umutsuzluğun vücut buluşunun unsuru şu uzun put. Tutuklusun, duyun gurur. Evet, yine Şehinşah'ın sert tavrını gördüğümüz bir şarkı olmuş. Ben like'ımı yapıştırıyorum arkadaşlar. Sevdim ben şarkıyı. Lafı daha fazla uzatmanın alemi yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Favori barlarınızı yazın. Ve eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.